Hıyarları ve istiridye. Oh. Sahil o tarafta. Hadi oraya gidelim. Sanırım dalgıç kadınların yaşadığı yer burası. Birinden yardım isteyelim. Tamam. Bu iyi fikir. Hadi gidelim. Gidelim. Yürü. Hayır. Çekilin şuradan. Onun emirlerini yerine getirmek istemiyorsa çalışmak zorunda. Rahat dur. O suya giremez. Kulakları zarar görür. Bu haliyle nasıl istiridye yakalarız? Sessiz ol. Onu bırakın. Seni küçük yaramaz. Rahat dur. Yoksa onun yerine seni alırım. Onlar daha çok küçük. Lütfen bizi affedin efendim. Bir dahaki sefere bu kadar merhametli olmayacağım. Hayır, getirmeyin. Gidelim. Dedim. Çocuklar, neler oluyor? Onlara istediği vermediği için kız kardeşimi götürdüler. Bize çok az zaman veriyorlar ve krala istiridye vermek zorunda olduğumuzu söylüyorlar. Nasıl olur? Bu çok garip. Haklısın. Önceden saray insanlara hediye sunmaları için baskı yapmazdı. Siz saraydan mı geliyorsunuz? Lütfen onlara söyleyin kız kardeşime zarar vermesinler. Zavallı kardeşim. Tamam. Saraya döndüğümüzde görevlilere söyleriz. Gerçekten mi? Hı hı. Ne kadar talihliyiz. Evet. Her neyse. Bu şehirde hiç dalgıç kadın görmüyorum. İstiridye ve deniz hıyarını nasıl buluruz? Hiçbir fikrim yok. Başka bir dalgıç kadın bulalım. Durumumuzdan bahsedersek bize yardım edebilir. Size kimsenin yardım edeceğini sanmam. Neden? Çünkü buradaki bütün köylüler kaçıp gitti. Sadece birkaç tane dalgıç kadın kaldı. Kalanlar da yardım etmek için çok yorgunlar. Ne yapıyoruz şimdi? Kendim almalıyım. Su altına dalabilir misin? Hı hı. Benim bir fikrim var. Burada bekleyin. Geliyorum. Size bunları vereceğim. Teşekkür ederim. Böylece bunları kullanarak istiridye yakalayabileceğim. Peki bu nedir? Bu şamandıra. İstiridye yakalarken size çok faydası olur. Bunu suyun altında beklerken nefes almak için kullanabilirsiniz. Aha, harika bir şey. Ha? Kimsin sen? Bu zavallı kızı nereye götürüyorsun? Seni ilgilendirmez. Neden? Yanlış bir şey mi yaptı? Kes sesini! Hemen kurtulun ondan! Lütfen bize deniz hıyarı satın. Bir tane bile olur. Size söylemiştim. Şimdi deniz hıyarı sezonu değil. Ya karşılığında bunları teklif ederse? Burada bekleyin. Bunu bir başkası için hazırladım ama çaresizliğimden dolayı size veriyorum. Teşekkür ederiz. Vay canına, sonunda deniz hıyarını bulduk. Peki ya istediği nasıl halledeceğiz? Bilmiyorum. Pazarda bile yok onlardan.
Bayan, nereden istiridye bulabiliriz acaba? İstiridye mi? Bulabileceğinizi sanmıyorum. Neden? Burada istiridye yok mu yani? Hayır, onu demek istemiyorum. Devlet görevlileri bütün istiridyeleri aldı. Devlet görevlileri mi? Yani devlet görevlileri istiridyeleri saraya göndermek için mi topluyor? Evet efendim. Bütün dalgıç kadınlar bu yüzden çok zorlanıyorlar. İbank ve diğer görevliler bölge valisini durdurmaya çalıştılar. Ama onları tutukladılar. Sarayı kullanarak halkı zor durumda bırakıyorlar. Bence gayet başarılı. Sence? İlk kez yapan birine göre gayet iyi. Ben hala onun için çok endişeleniyorum. Cangun beni durdurmamalıydı. Onun yerine suya ben girmeliydim. Bu beni huzursuz ediyor. Sen nasıl dalınır biliyor musun ki? Dalmak mı? Bir yolu var tabii ki. Nasıl bir yolmuş bu? Önce bir kayayla birlikte suya atlarsın, tamam mı? Sonra? Ve sonra yürürsün. Bunun pek de zor bir yanı yok. Peki nasıl nefes alacaksın? Eğer sen de bir savaşçı eğitimi almış olsaydın nefesini uzun zaman tutabilirdin. Az daha unutuyordum. Herhangi bir şey olursa dalış yapmam gerekebilir. Bir kaya hazırlasam iyi olacak galiba. Bu bizim başarımız. Suda tek başına kaldığında onu kaçırmalıyız. Tamam da sen nasıl dalınır biliyor musun? Ha? Dalmak mı? Tabii ki hayır. Bu yüzden bak ne aldım. Görüyor musun bunu? Kamış mı aldın? Onu kurtarırken nefes almak için kullanabilirsin bunu. Vay canına, sen bir dahisin dostum. Evet. Hadi saklanalım. Bu işe yarar. Bu çok ince. Bu da çok ince. Başım. Ben bunları kayıkta görmemiş miydim? Çocuklar. Burada. Ne oldu? Biri bana yardım etti. Çocuklar, orada dalış yapan kim? Biri ondan muhakkak deniz suyarı ve istiridye yakalamasını istemiş. Ne? Burası dalış yapmak için çok tehlikeli. Ne kadar zamandır suyun içinde? O da neydi öyle? Benim Cangum'uma bir şey mi oluyor yoksa? Cangum! O ne yapıyor orada? Hatta iyi misin? Cangum! Çok korktuk. Ben iyiyim. Hayır, sen ne yapıyorsun burada? İlgilenmem gereken işlerim var. O kim? Gerçekten mi? Benim deniz sıyarım ve istiridyem nerede? Lordum!
Teşekkür ederim. Lordum. Bu çok utanç verici. Özellikle de Jango'nun karşısındayken. Ne? Bana tek bir kişi tarafından dövdüğünü mü söylüyorsun? Onun baş savaşçı olduğundan eminim. Hareketleri ve konuşma tarzından belliydi. Kes sesini. Seni beceriksiz şaşkın. Çabuk onu hemen buraya getir. Evet efendim. Kim bana karşı gelmeye cesaret edebilir? Bize devlet ofisinden İstiridye bulabileceğimiz söylendi. İstiridye mi? Ne yapacaksınız İstiridye'yi? Size niçin olduğunu söyleyemem ama onlara hemen şimdi ihtiyacımız var. Öyle mi? Biraz kaldı ama pahalıdırlar. Ne kadar peki? Size 30 niyenk veririm. 30 mu? Ama bu çok pahalı değil mi? Şu sıralar İstiridye bulmak zor. Eğer istemiyorsanız almak zorunda değilsiniz. Pekala alıyoruz. Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Bizi bu şekilde kazıkladığına pişman olacaksın. Onlara İstiridye verin. Jango'm, tek kelimeyle harikaydın. Teşekkür ederim. Jango'm, bunu sakın bir daha deneme. Ne kadar korktum biliyor musun? Lord Jean olmasaydı ne yapardık bilmiyorum. Üzgünüm. Kim bu adam, söylesenize. Nereden çıktı? Hep böyle önemli anlarda çıka gelir ve hiçbir şey yokmuş gibi davranır. Özellikle de Jango'nun karşısındayken. Haklısın. Bu adamdan hiç hoşlanmadım ben. Hiç. Benim de söylemeye çalıştığım şey bu. Ne? He? İşte orada. Hemen yakalayın. Ne? Kim bu adamlar böyle? Görevlerini yapmayıp halktan rüşvet alıyorlar. Rüşvet mi alıyorlar? Bu en nefret ettiğim şeydir. Hey sen, buraya gel bakalım. Şu çok konuşuyor. Önce gevezeyi tutun. Ne? Bana geveze mi dedin? Hadi gidelim, şu işi halledelim artık. Neden seni takip etmem gerekiyor? Söylesene. Bu ahlaksız görevlileri böylece bırakacağımızı mı söylüyorsun? Ha Sura? Bekleyin. Bunu demek istemedim. Bununla ben ilgilenebilirim. Söylemeye çalıştığım şey buydu. Beni takip edin. Tamam mı çocuklar? Peki yolu biliyor musun bari? Sen rehberimiz olacaksın. Bizi yanlış bir yere götürme. Sanırım acıkmış olmalısın. Beni burada bekle. Sana yiyecek getireceğim, tamam mı? Sen suya giremezsin ki, hastasın. Nasıl yemek bulacaksın? Ne yapalım? Jango'm, artık Danshini'nin evine gidelim. Geo malzemelerle birlikte çoktan gitmiştir oraya. Tamam. Siz gidin ve bizi merak etmeyin. Tamam mı? Ama ben acıktım. Bizim için endişelenmeyin, olur mu? Jango. Bu da ne böyle? Ne oluyor? Kimsin sen? Görevliler halka hizmet etmelidir ama siz fakir ve zayıf insanlara kralın adına rahatsızlık veriyorsunuz. Bu ne cüret böyle? Askerler, onu hemen yakalayın. Hiçbir şey açıklamanız gerekmiyor. Yapmamız gereken tek şey onları yenmek ve bağlamak. Bu
Boşuna uğraşmayın, çok kolay olacak. Sen... Askerler, onları hemen Hanyang'a götürün. Evet, evet efendim. Efendim. Sen İbank mısın? Evet efendim. Ben bütün köylünün huzurunda size teşekkür etmek istiyorum. Ah, ne demek? Bu bizim işimiz. Önemli değil. ben de diyordum ki şöyle... Ona istiridiyelerin nereye götürüldüğünü sor. Ben de sormak üzereydim zaten. İstiridiyeler nerede biliyor musun? Depo tamamıyla boştu. Sanırım köylüden topladıklarını korsanlara satıyor. Ne dedin sen? Korsanlarla kaçakçılık mı yapıyor? Yapılabilecek bütün kurnazlıkları yapmış. İbanga her şeyle ilgilenmesini söyle. Aha, ben de öyle yapacaktım zaten. Valinin parasını ve hazinelerin tamamını köylülere vermeni ve burada yeni bir yönetici gelene kadar bu insanlara göz kulak olmanı istiyorum. Başüstün efendim. Benden bir şey saklıyorsun değil mi? Ne demek bir şeyler saklıyorsun? Bana burada Jeşi odasında ne olduğunu söyleyecek misin? Hadi ama söyle bana. Ne oldu? Bana güvenmiyor musun yoksa? Hayır, bu değil. Sadece kral gizlilik içinde bana saray kadınlarını korumamı emretti, o kadar. Ne? Beni göndermesine rağmen korkuyor mu yani? Sanırım kraliçe Dovager'den sonra daha dikkatli olmaya başladı. Öyle mi? Sen bir şey için burada değil misin? Bir şey mi oldu? Kayıkta Yeong Roy'u kaçıran adamlar vardı ya. Onlar da buradalar. Ne? Jangum istiridye bulmak için dalış yapıyordu. Sahilin etrafında bu adamları gördüm. Hemen tanıdım tabii. Ne dedin sen? Geri gelmişsin. Her şey yolunda gitti mi? Tabii ki. Merak etme, onları yakaladık. Şüpheli birilerini gördün mü acaba? Şüpheli mi dediniz? Hayır, görmedim. Başım acıyor. Şişen yeri görebiliyor musun? Evet. Gerçekten çok büyük. Biz suikastçıyız. Başımıza büyük bir şişle dolaşamayız. Hadi şunu içeri sokalım. Ama nasıl? Biz çok iyi eğitim görmüş suikastçileriz. Savaşçılık sanatı yeteneklerimizle bir şişi çok iyi kamufle edebiliriz, evet, değil mi? Haklısın. Hazır mısın? İşte. Hadi bakalım. Hadi yiyin bakalım. Vay canınım. Çok lezzetli. Hadi sen de dene. Ben iyiyim. Daha sonra denerim. O neden yapılıyor peki? İstiridye yeterli değil diye düşündüm. Lapa haline getirmek için yeşil laverle karıştırdım efendim. Yeşil laver mi? Evet. Sahilde onlardan çok fazla var. Onların yenilebilir olduğunu bilmiyordum. Her neyse, peki ne yapacaksın? Değerli istiridyeleri kullandın. Önemli değil. İstiridyeyi her zaman bulabiliriz. Hayır, bulamazsın. Neden? Gelgit suları artıyor. Bu yüzden çok zor. Denize dalış yapamazsın. Nasıl istiridye buluruz o zaman? Lordum, devlet binasında hiç istiridye var mıydı acaba? Aslına bakarsanız bana tamamının korsanlara satıldığını söylediler. Jangum, biz ne yapacağız şimdi? Sorun değil. Amaca ulaşmak çok daha önemli. Öncelik her zaman aç olanları doyurmak. Eğer Sankan benim yerimde olsaydı o da aynı şeyi yapardı. Ve ayrıca deniz hıyarının tazesini bulup götürmem gerekmiyor mu? Eminim ki tazesi Danji Nine'nin hoşuna gidecek. Deniz hıyarını tazeyken götürürsen Danji Nine sana çok kızar. Neden? Danji Nine için önemli olan kuru deniz hıyarıdır. Geciktiler. Her şeyi aldınız mı? Evet efendim, burada.
İstiridye bile bulmuşsunuz. Onu bulmak kolay değildir. Evet efendim, epey zorlandık. Deniz hıyarları oldukça taze. Bulabildiğim en taze deniz hıyarlarını getirdim. Güzel. İstediklerimi bulabilmişsin. Jangum da geldi. Evet, şimdi gelebildim efendim. Jean-Claude, bize ne getirdin söyler misin? Kral, siz amacınıza ulaşana kadar size korumalık yapmamı emretti efendim. Çok hoş. Pekala. Kral Danji yemeği hakkında çok endişeli olmalı. Bu genç adam bir istiridye değil. İstiridye nerede söyle bakalım. Affedersin. Bir şey oldu ve istiridye getiremedim. Ama deniz hayarı getirdim ben. Kuru deniz hayarı bulman iyi olmuş. Eğer taze deniz hayarı pişirirsen onları yemekte zorlanırsın. Geum Yong bulunması kolay olmayan istiridyeleri getirmiş ve Jangum güzel deniz hayarları almış. Buna beraberlik diyorum ve size bir başka görev daha vereceğim. Başka bir görev mi? Hepsi bu mu sandınız ha? Bu daha bir başlangıç, tamam mı? Evet efendim, ben her zaman hazırım. Ben de her şeyi yapabilirim. Gerçekten mi? Uğrunda ölseniz bile mi? Ne? Ölmek mi? Ah.